Bir önceki bölümde asiler imparatorluğa ait ölümcül bir silahı, ölüm yıldızını havaya uçurmayı başarmıştı. İmparatorluk bir taraftan asilerin izini sürmeye, onları kovalamaya devam ederken öncekinden daha güçlü bir silahı tamamlamak üzeredir. Bu yeni silah ölüm yıldızına benzese de ondan çok daha güçlü ve ondan çok daha büyük. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Darth Vader Solo'yu dondurmuş ve bir ödül avcısına teslim etmişti. Ödül avcıları başkaları için çalışır bildiğiniz üzere. Bu ödül avcısı da gangster Jabba için çalışıyordu. Solo'nun gangster Jabba'ya borcu vardı, onu daha önceki bölümlerde görmüştük. Prenses Leia ve Skywalker Solo'yu gangster Jabba'nın elinden kurtarmak için çok uğraşıyorlar. Bu sırada bu gangster Jabba'nın adamlarıyla olan çatışma sırasında Luke'un güçlerinin çok geliştiğini görüyoruz. Dahası o kendisini tanıtırken kendisinin bir Jedi olduğunu söylüyor. Ve eskisine göre çok daha olgun ve mantıklı hareket ettiğini görüyoruz. Yani üzerindeki o çocukluğu atmış. Ekip uzun bir uğraş sonucunda Solo'yu kurtarmayı başarıyor. Bu sırada asiler çok önemli bir istihbarat alıyorlar. Tekrardan ölüm yıldızı adı verilen bu büyük silah tamamlanmak üzeredir. Ve bu büyük silah Endor ayının yörüngesine konuşlanmış bir haldedir. Ve bundan daha da önemlisi henüz tamamlanmadığı için bu silah korumasız bir durumdadır. Ama yine de etrafında bir güç kalkanı bulunuyor. Ve bu güç kalkanını besleyen jeneratör Endor ayının içerisinde bulunan ormanların arasında gizli. Asiler işte bu önemli istihbaratı alınca hem ormana yani ormanın içerisindeki jeneratöre hem de uzayda bulunan bu ölümcül silaha aynı anda bir saldırı planlıyorlar. Eğer ormanın içerisindeki jeneratörü yok etmeyi başarırlarsa bu silahın etrafındaki kalkan ortadan kalkacak ve pilotlar da bu ölümcül silahı havaya uçuracaktır. Ama imparator onların sandıklarından ya da bizim sandığımızdan daha zeki. Ne yazık ki asilere bu istihbaratı onun verdiğini öğreniyoruz. İmparator bir taşla pek çok kuş vurmak üzere eğer planı işlerse hem Luke Skywalker'ı yakalayacak hem de asilerin işini bitirecektir. Ama tabii ki onun hesap edemediği gelişmeler olacak. Diğer taraftan Luke Skywalker'ın eğitimi sırasında Jedi ustası Yoda tam 900 yaşında olduğunu söylüyor. Onun zaten 800 yıldır Jedi eğittiğini biliyoruz. Daha önce kendisi söylemişti. Üstad Yoda artık hastalandığını ve öleceğini söylüyor. Sonrasında da uykuya dalar gibi gözlerini kapatıyor ve ölüme yürüyor. Gözlerini kapattığında bedeni aynen Obi-Wan'da olduğu gibi Obi-Wan'ın bedeni ortadan kaybolduğu gibi ortadan kayboluyor. Onların ölümlerini sıradan insanların ya da normal Jedi'ların ölümü gibi düşünmemek gerekiyor bence. Onlar burada bir boyut değişimi yaşıyorlar. Zaten filmin sonunda bunu destekleyen bir görüntü göreceğiz. Ölmeden önce Üstad Yoda genç Luke'a bir kız kardeşinin olduğunu söylüyor. Hatırlarsanız onun kız kardeşi bir senatör tarafından evlatlık edinilmişti. Zeki birisi olan Luke kız kardeşinin Leia olduğunu anlamakta gecikmiyor. Yani Prenses Leia aslında Luke'un kız kardeşi ve Darth Vader'ın kızı oluyor. Burada ilginç olan Luke'un babasının yani Darth Vader'ın içerisinde iyilik olduğunu hissetmesi. O babasının içerisinde iyilik kaldığını ve onun bir çatışma yaşadığını söylüyor. Luke Skywalker sonunda bu hislerinde haklı çıkıyor. İmparator kendisini yani Luke'u öldürmek üzereyken Darth Vader oğlunun daha fazla acı çekmesine dayanamıyor. Ve imparatoru muhtemelen reaktörün olduğu boşluğa atarak onun ölmesini sağlıyor. Darth Vader ölmeden önce oğlunu kendi gözleriyle görmek istediğini söylüyor. Onun maskesini çıkaran Luke ve Anakin belki de ilk kez birbirlerini kendi gözleriyle görüyorlar. Darth Vader az sonra ölüyor. Luke onun yani babasının cesedini yakıyor ve ona olan son görevini yerine getiriyor. İmparatorun ve Darth Vader'ın ölümü tüm galaksilerde sevinçle karşılanıyor. Tüm galaksilerin adeta şölen yaptığını görüyoruz. İmparatorluğun kaderini şu an bilmiyoruz. Bunu diğer bölümlerde öğreneceğiz. Bu arada bölüm sonunda Üstad Yoda, Obi-Wan ve Anakin beraber görülüyorlar. Anakin genç haliyle görülüyor. Muhtemelen onların hepsi bir başka boyutta tekrar beraber oluyorlar. Darth Vader ya da Anakin ölmeden önce karanlık taraftan ayrıldığı için diğerlerinin yanına katılabilmiş.